Ankara'da yakaladığımız Anıtkabir'i patlatacak, Anıtkabir'in keşfini yapan sonra bir eylemci vardı. Bir DAEŞ eylemiydi. İçişleri Bakanı Soylu Twitter'da katıldığı sohbet odasında konuştu. Kararlılıkla devam eden terörle mücadeleyle ilgili önemli bilgiler veren Soylu, Anıtkabir'de keşif yapan bir teröristin yakalandığını açıkladı. 2,5 yıl önce Anıtkabir'i keşfediyor. Ondan sonra kendini konsantre ediyor. Biz adamın keşfini yakaladıktan sonra mesela evine yerleştik. Toplam Suriye'de planlanan ve Türkiye'de yapılan 81 saldırı girişimi engellendi. Bakan Soylu, Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde ve Harem'de planlanan terör saldırılarını engellediklerini ifade etti. Eğer biz Bayrampaşa AVM eylemini yakalamamış olsaydık, hakikaten Bayrampaşa Forum AVM'de tarihin en büyük patlamalarından birisi gerçekleşmiş olacaktı. İki, yine Harem'de Suriye alanından PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütünün koordine ettiği ve aktarım yaptığı tespit edilen İbrahim Zalla, Ramazan Aslan ve Yaşar Samur isimli 3 örgüt mensubu 29 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Ve sigara paketleri ona gizlenmiş 5 kilogram ağırlığında telefon düzenekli patlayıcı ele geçirildi ve bunu Harem'de patlatacaklar. İstanbul İstiklal Caddesi'nde yapılan terör saldırılarıyla ilgili son bilgileri de paylaştı Bakan Soylu. Bir kişi kaçmıştı. Kaçan kişi Bilal Elaç Mahus. Bunu ilk kez duyacaksınız. Onun kardeşi de şu anda elimizde. Aynı zamanda da elde ettiğimiz dijital materyallerde bu Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da elimizde. Ağlam Elbeşir ile evli olduğu değerlendirilen veya evlilik üzerinden bir hülle olarak nitelendirilen Bilal Elaç Mahus, yani Bulgaristan üzerinden kaçtığı değerlendirilen Bilal Elaç Mahus'un kardeşi şu anda elimizde. HDP'nin PKK-YPG'den bağımsız düşünülemeyeceğine dikkat çeken Soylu, CHP ile HDP'nin yapışık kardeş olduklarını belirtti. Yapışık kardeş olmuşlardır. 2023 seçimlerine yönelik ve ondan önce ortaya koydukları, yani seçim sürecinde ortaya koydukları bu işbirliğini daha üst bir noktaya getirebilmek için bu adımları atacaklar. Peki HDP'yi PYD'siz ve PKK'sız düşünebilmek mümkün mü? Yani fantazist olanlar düşünebilirler. Ama bu konuda bunları düşünebilmek mümkün değildir. Hem PYD'siz hem de PKK'sız düşünebilmek esas itibariyle mümkün değildir.